Ah! Düştü. Kavga ediyorlar. Norveççe'de böyle bir cümle var. Türk gibi sinirli derler. Yer bulamadılar. Anahtarı unutmuşuz. Nereye bırakacaklar acaba ya? İlginç. Allah Allah. Çok ilginç. Tam Vikingler ya, tam. Bunu Schieberg kasabasına götürüp oraya park edeceğiz. Kış geldiği için. Bülent Ersoy Briller. Ya. Anahtarı unutmuşuz. Ya. Anahtarı almaya gidiyoruz. Yer bulamadılar. Schieberg'de. Başka yere dönelim diyorlar. Hava o kadar güneşli ki ve soğuk. Güneş inanılmaz yakıyor ya. Çok çok saçma. Eve bakın. Perili evlere benziyor. Aha. Sahile bak. Gidiyoruz. Çok güzel. Biliyorsunuz burs veriyoruz tüm gelirlerimizde ve Just English bana inanılmaz yardımcı oluyor. Just English dil okulları. Onların Türkiye'de onlarca okulu var ve Amerika'da New York ve Los Angeles'ta da dil okulları var. Dünyayı gezmek için dil öğrenmeye ihtiyacınız var. Dil öğrenmeden de gezebilirsiniz ama insanları anlamanız için dil öğrenmeniz gerekiyor. Onun için de İngilizce en önemlisi. Dil öğrenmek için de bana desteğini esirgemeyen Just English'in Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih edebilirsiniz. Aha buraya park edecekler. Kışın burası kar altında kalacak tabi. Nehir akıyor denize. Sahile inelim bakalım. Hava güzel, mis. Görüyor musunuz bilmiyorum ama ne kadar soğuk oldu. Burada normalde balinalar oluyor ama balina mevsimi değil ya. Bakalım. Kum işte. Kumlu deniz, alın size kumlu deniz. Nereye bırakacaklar acaba ya? İlginç.
Suya bak be. Susadım yeminle. Denize mi salacaklar acaba? Allah Allah. Çok ilginç. Çok değişik manzaralar be arkadaşlar. Değişik alemler, dünyalar. İnsanlar nasıl şartlarda hayatta kalmış, yaşamayı, çoğalmayı başarmış. İnanılmaz. Danakil çöküntüsü var. Danakil Depression deniyor. Etiyopya'nın kuzey doğusunda. Böyle bayağı teröristler falan geziyor. İlginç bir yer. Orası dünyanın yaşanan en sıcak yeriydi. Ve orada insanlar yaşıyorlardı. Şeyi hatırlıyorum ben. Bu kadar perişan halde insanları ilk defa gördüm. Bizi o dağa, büyük bir yanardağ var. O yanardağa çıkıp yanardağın yanında kalıyorduk. Dağa çıkaran askerler yanında pirinç getirmişlerdi, adamlara verdiler. Bir tanesi yalvarıyor böyle. Parmağı yani yarıdan böyle kopmuş ve şişmiş, bu kadar olmuş, davul gibi olmuş. Almanlar falan vermedi. Ben adam antibiyotik merhem ve antibiyotik verdim. Çünkü artık yani o şey olacaktı. Bütün vücuduna yayılacaktı. Ölecekti adam yani. Diğer turistler katiyen vermediler ya. Çok ilginç. Bu ne ki böyle? Işık herhalde. Meteoroloji. Bu ışık var da top şeklinde. Herhalde şey, gece ışık vermesi için falan mı? Ya da meteorolojiyle ilgili bir şey mi? Ne yapacak bunlar ya? Evet. Oradan buralara. Buraya tabii Gulf Stream akıntısı hayat veriyor bir şekilde. Yaşanabilir hale getiriyor. Ha, yine de tabii ki çok soğuk. Ağaç yetişmiyor. Patates bile yetişmiyor. Zaten patates Avrupa'ya Amerikalıların keşfinden sonra geliyor. Yani hiçbir şey yetişmeyen topraklar, sadece balık yetişiyor. Tabii ki ticaret yapıp sebze vesaire alıyorlardır daha iç bölgelerden. Dünya çok enteresan. Umarım bir gün Türk gençleri bolca gezecek, öyle bir zenginliğe ulaşacağız bir gün. Tam Vikingler ya, tam. Elinden bir tas su içmez olaydım, benim geçtiğim yerimize gelmez olaydım, görmez olaydım. Tarkan Koparan. Bu adamın ATV diyeyim ben, bunun ne olduğunu bilmiyorum da ATV herhalde. Adamın ATV'sini aldılar. Tabii küçücük bir ada, 2000 kişilik. Bunlar çocukluktan beri hep beraber büyüyorlar. Böyle hep yardım ediyorlar birbirlerine her durumda. Atıyorum bir tanesinin işte kazmak için aleti var, kazı yapmak için. Onu ev yaparken ona veriyor. Çünkü çok pahalı burada. Hepsi inşaat işlerini anlıyor. Hatta arkadaşın, genç olanın oğlu zaten, çatısını tamir ettik. Yani hep kendileri yapıyorlar. Çünkü birisini çağırırsanız çok pahalı. Norveçlerin hepsi çok iyi o konuda. Kadın erkek fark etmiyor. Dediğim gibi daha çocukluktan öğreniyorlar. Yani zengin olduklarına bakmayın. Pahalı bir ülke. Ve tabii ki böyle kıt kanaat geçiren de çok. Ama tabii ki fakirlik yok. Standart her yerde. Yani başka güzel bir standarttan daha bahsedeyim size. Bakın şu anda bu arkadaşlarımın evi, yani benim kaldığım ev şeyde, kutup dairesinin en kuzeyinde. Yani daha başka ev yok ama
Türkiye'deki internetten çok 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 daha iyi internetim var. Bunun sebebi aslında şu. Yani düştü. Ya da öyle mi olması gerekiyordu? Dur. Bir şey oldu mu adama ya? Yok. Hadi okey. Ne yapıyorsunuz oğlum? Nereye gidiyor bunlar ki? Ben oraya giremem ayakkabım. Böyle birbirlerine bağırdıklarına bakmayın. Bunları kuzeyli olduğu için konuşmaları böyle bağırarak. Babasına bağırıyor. Şimdi denize mi bırakacaklar? Nedir bu ya? Hani Vikingleri ölülerini atıyorlar ya denize. Balık mı tutacaklar? Ben anlamadım. Bunlar çizme giymişler, su geçirmez. Bende yok. Ben de iterdim yoksa. Evet, ne anlatıyordum? Standart. Yani en kuzeydeki çocukla en güneydeki çocuğun eğitimin standartının aynı olması gerektiğini düşünüyorlar. Ve okulların standartı öyle. Yani Hakkari'de, Edirne'de, Amasya'da, Yozgat'ta, Hatay'da farklı, İstanbul'da farklı. Ya bizde hani daha böyle güzel okullarımız falan var yani. Burada öyle değil. Her vatandaş vergisini veriyor ve her vatandaş aynı hizmeti alıyor. İnternete de getirmek zorunda devlet ve getiriyor. Yani bizde mesela Kadıköy'de çok iyi bir okul var. İlkokul, devlet okulu olmasına rağmen. Hadi bırak. Burgu Orhan. Aya Hanskal parker eder. Skal go up. Ha? Tak. Trunk man. Trunk da okay. Derfor winter han skal parkere, ikke sant? Nei, vi skal på tog opp fra havet. Nå skal vi jobbe. Hva skal vi ta opp? Anker. Forkøyning. Vi hiver båthengen her. Vi hiver båthengen her, eller? Ja, egentlig så kan det bare være av her. Det gjør ikke noe. Ja, det tenkte jeg. Du trenger ikke å skru den opp. Det er bare løft den rett av. Skal jeg hjelpe? Fikk du den? Du kan jo bare ta den i... Ja, jeg tar den i den bilen. Kjør du bare på. Hva koster den? 300 000 kanskje. Nye? Ja. Nye. 300 000 kronmuş bu alet. Er det ATV? Ja, en kombinasjon av ATV-UTV traktor. Ok. Veldig dårlig. Kommer vi kjøre den så opp her? Ja, ikke problem. ATV, UTV traktörünün karışımı, birleşimi diyor. 300 bin kronmuş. Sıfırı 300 binmiş. Debrot i Norge må du registrere fra en traktor. Oh ja. Du må registrere? Ja, ja. Så du må kjøre med traktorsertifikat. Traktor. Når du 16 år, altså. Ja. Du egentlig min sønn sier. Ja, ja. Benim oğlumun diyor 16 yaşında. Traktör lisansı olması gerekiyormuş ama. 16 yaşında burada ehliyet alınabiliyor. Önden de göstereyim size. Burgan Malt Ardın Sön, Saysın? Yok, Sön Nopal. Ya ya. Ya. 16 yaşında alman gerekiyor diyor. Ehliyeti ama 17,5 yaşına girmiş oldu şu anda. Ya burada zaten bizim köylerdeki gibi böyle gençler traktör kullanır ya. Öyle bir şey var ama kuralları katiyen yani 16'dan önce kullanmıyorlar. İkke sant. Ya. Ha? Ya. Var mı? Har du kald? Nei, nei, ja. Jeg er veldig varmt. Çok sıcak ya. Buradan aşağı indi. Arkadaşlar ben yürüyeceğim dedim. Hava çok
temiz ya. Yemin ediyorum var ya, hep uyuyasım geliyor. Bangladeş'ten sonra ciğerlerim böyle mis gibi oldu. Burada hangi deli yaşıyor acaba? Baksanıza tek başına. Dağın başında. Burada nasıl rüzgar oluyordur ya. Hey gidi. Hey gidi. Karadeniz. Denizin içine çapa atmışlar. Onu çıkartmaları gerekiyormuş. Ama balık da yok. Neden attılar bilmiyorum. Bunlar Naziler döneminden kalmış olabilir. Şu muhtemelen öyle. Yine tepede tam şeyi gören küçük küçük Nazi üstleri var ama büyük olanı ben size gösterdim. Kalmamış da olabilir ama biraz ona benziyor böyle. Hani hava soğuk diyordum ya size. Burada deniz donacak arkadaşlar çok yakın bir zamanda. Havanın ne kadar soğuk olduğunu anlayabilirsiniz. Güneşe rağmen buzlaşmış artık. Bu deniz tamamen donuyor. Kış geliyor. Size birazcık hem Norveç'i gösteriyorum hem bu arada size Norveç'i gösteriyorum. Doğasını, bu insanların yaşamını bir de arada da anlatmaya çalışıyorum. Küçük şeyler sorarak, yaparak, göstererek. Bu tarz bölümler de bence güzel. Taştan siyah bir sahile geldik. Burtu aldılar. Herhalde böyle bırakacaklar. Gidecekler. Yazın da gelecekler. Ne kadar yazsa. Kırdınız ulan, kırdınız ya. Aha geliyor. Viking. İşte Vikingler de böyle geliyordu. İngiltere'nin, İskoçya'nın kıyılarını uzaktan görüyorlardı İskoçlar. Aman Allah'ım. Geliyor canavarlar diye. Burada yürümesi zormuş ha. Kocaman taşlar. Plaja bak. Dev taş plajı. Arkadaşlarımın soyadı Andersen. Andersen'den masallar. Andersen. Aha. Ragnar Ragnarsson kommer för att ta oss. Äkta vikingen. Adamlar denizde doğmuşlar ya. Soğukta. Ne güzel taşmış. Hatıra cebe atayım.
Kavga ediyorlar. Mükemmel. Bunlar Norveç'in kuzeylisi. Çok sert bir aksanları var. Güney'e göre onlar çok daha kibar konuşuyor. Ama şöyle bir şey daha var. Çok da küfür ediyor bunlar. Yani devamlı küfür ediyorlar. Dilleri böyle yani. Her er russisk rive som sikkert kommer fra Kvitsjøen med de store elvene, og så kommer det med havet hit til Vardø etter hvert. Ok, men hvorfor kaster de til sjøen? Nei, det kommer ned med de store elvene, og så har de sikkert... Har ikke sett den? Ja, det kan være at de har kuttet det ned selv, og så sender de det med de store elvene nede for til sagbruk, og så går de videre ut. For de Amerika, de bruker elva for transport. Ja. Er det det samme? Ja, meget ja. Mulig, men det kan jo være veldig gammelt, sant? Å oh, ja, det kan være gammelt. Det er jo ikke sikkert at det er fra nyere sagbruk. Så rart. Mm. Kommer fra hele ja. Nordsjøen. Hvitsjø. Kvitsjø. 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 Beyaz denizden. Rusların çok eski de olabilir ama diyor. Taşımacılık yapıyorlarmış ya. Zamanında Amerikan filmlerinde falan görmüşsünüzdür. O nehirler yoluyla denize düşüp buraya yolunu kaybeden bir şey parçası diyor. Değil mi Mahse? Kanske. Norge er gammelt. Norge er gammelt. Ja. Men du vet jo, vi har jo ikke trær her, så vi... Ja, ja. Ja. Ingen trær. No, ingen trær, så vi må bruke det til å fyre med, i ovnen vår med for å holde oss varme om vinteren. Oi, så det var morsomt. Men det er klart, nå får vi jo... Ja. Nå får vi jo bjørkeved fra... Ja, ja. Men in the old days... Ja, ja. Gammelsdager. Ja. Bjørktrær. Hvor kommer bjørktrærene fra? Island, eller? Ja, vi importerer en god del fra Finland. Finland, ja. Og faktisk Latvia, Litauen også kommer hit med sånn ved som vi fyrer med om vinteren. Ja. I tillegg til strøm, da. Ja, du bruker bjørktræ. Bjørk, huş ağacı demek. Var ja islandalı şarkıcı, onun ismi huş ağacı. Disse bjørk trærne også? Ja, vet ikke hva trær det det her, men det ja. Kan være godt at det store bjørker. Ja. Büyük huş ağaçları olabilir diyor. Çok eskiymiş bunlar ama. Eskiden burada ağaç olmadığı için ateş yakmak için Rusya'dan alıyorlarmış. Kanske den också gammalt. Ya. Rus nehir taşımacılığı yapan Ruslar bazılarını gözden kaçırdığı zaman buraya geliyormuş. Benim anladığım kadarıyla. Vad gör du vardı? Var din jobb? Jobbar på kontor då i norske stat. Okej, det är bra. Har du sett hur de krangler de? Ja, de är alltid krangler. Det är morsomt. De krangler hela tiden. Så, hurdan ser du? Sint? Sint som en turk. Tyrker. Ja. En gång till, du kan se här. Ja, vi, i Norge har vi ett uttryck som heter sint som en turker. Angry as a Turk. Och de är sint som en turk. Och nu krangler de säkert där ute. Som vanligt. Şimdi arkadaşlarım devamlı kavga ediyor ya, onlara şey diyor. Türk gibi sinirli dedi. Norveççe'de böyle bir cümle var. Türk gibi sinirli derler. Bizim böyle Facebook gruplarında şey dolaşıyor işte. Atatürk gibi düşünmek falan. Böyle bir atasözleri yok. Tabii ki Atatürk gibi düşünmek güzel bir şey. Ama yok yani. Hani doğrusunu söyleyelim. Röyker som en Türk. Ja, det har jeg også hørt. Ja, hva var det? Røyken? Røyker? Ja, det er jo sikkert at dere har hatt... Hvordan sier du? Røyker som... Ja, røyker som en tyrker. Tyrker. Ja, Türk. Bir de Türk gibi sigara içme deyimi de var bunlarda. Türk gibi sinirli. Sinna som en Türk. Şurada bir ev gördüm. Bizimkiler çalışıyor hala. Çok güzel. Neyse doğaya dokunmayalım, kalsın burada.
herhalde balıkçıların balıkçı barınağı burası. Bizimkiler dönüyor. Arkadaşlar, inanılmaz kaygan. Kafayı kıracaktım vallahi. Biraz daha ilerlesem. Kuru olmayan yerler. Şans eseri anladım yani. Vallahi adamlar gidiyor mu acaba? Dur. Ben de gideyim. Du vet kurşun oyarı. Nej nej. Okay. Helt sikkert han har ikke feil link også. Nytt opplegg hver gang, hvordan man gjør det. Nye ideer. Nasıl kavga ediyorlar ya? Devamlı kavga ediyorlar. Simpsonlar gibi ya. Kaçırdı. Gitti kürek. Fatih'e söyle o gelsin diyor, girsin diyor oraya diyor. Ha, Fatih de tam oraya girecek. Ya ya. Heh, aldılar. Dur ben de gideyim ya. Eldiven yok ki bende. Onlar gidiyor şimdi diğer sahile. Ya çoklar. Biz bu küçük tekneyi çekeceğiz yukarı. Çok büyük taşlar olduğu için yavaş yavaş çok dikkatli çekecek. Sesim kusura bakmayın, soğuktan bunun şarjı bitti, mikrofon da bitti. Bayağı dikkatli çekiyor gördüğünüz gibi. Çok çok dikkatli olmam gerekiyor dedi. Bakın. Bir saattir uğraştıkları şey bu. Yasalara göre denizde bırakamıyorlar bu çapayı.
Schilles Johannes. Johannes. Oj 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 oj. Oj. Ödelagt. Och något förstärkning. Du fiskar lax? Jag lägger aluminium. Aluminium, ja. Lax? Du fiskar torsk, lax? Lax. Na-na-na-na, sommarmelodi. Här kommer solen. Här kommer solen. Deniz suyunu bir elleyeceğim ya. Soğuk ama o kadar değil. Yayıyor, yayıyor. Belgrade, Gimay. Lan kayığı bana çektirdiler ya. Bilmiyorum. Ben çektim lan. Kolu yoruldu. Soğuk, soğuk. Soğuk. Evet, bugünü de bitirdik arkadaşlar. Geride. Çok bırakmıyorlar. Hiçbir şekilde. Arkadaşlar, görüşürüz. Ellerim dondu. Kendinize iyi bakın.